Sakın böyle bir şey yapmayın. Videolarımızı kontrol edelim. 1 milyon 600 bin, 1 milyon 400 bin, 1 milyon 700 bin, 1 milyon 400 bin, 3 milyon. 3 milyon! Oh! Bu video neden 3 milyon olmuş? Tabii ki de benim bu seksi bakışımdan dolayı kaynaklanıyor, değil mi böyle? Hayır, tabii ki de sağ tarafta göğüslerine dokunan kız yüzünden böyle izlendi. 3 milyon izlendi. Neden sadece insanlar kız olan videolara fokus atmak yerine başka videolara fokus atmıyor? Bunun cevabını ben de bilmiyorum. Ben de kız olan videoları tıklıyorum. Ben annemin evine gidiyorum Enes. Sana iyi videolar. Tamam o zaman bir tane daha Twitch failleri çekelim. Madem 3 milyon izlenmiş ve 77 bin like var. Eski evdeki kapıdan geçen gölgeleri izleyenler artı bir. 1926 like alacak kadar çok mu özlediniz? Ben istiyorsanız şuraya bir kapı koyup arkadan gölge geçtiririm. Her neyse o zaman Twitch faillerine devam ediyoruz. Küçük resimlerde kız var bildiğiniz gibi. Ve bu videolar çok tıklanıyor. O zaman hemen not almalıyız. Bütün YouTube taktikleri yalan, bu gerçek. Memeler eşittir izlenme. Bunu resimle de anlatabilirim. İnsanlar için videonun içindeki kalitenin hiçbir önemi yok tabii ki. Önemli olan sadece videoda meme göstermek. Bunu size kanıtlayabilirim. Bakın 7 milyon. Bakın 3.4 milyon. Neden acaba? Tamam, hepimiz sebebini biliyoruz. Tabii ki de kızın saçları çok güzel. Madem insanlar bunu istiyor, Dark Souls oynayan bir Twitch yayıncısı. Bakalım ne olacak? Öldü. Ölmedi, ölmedi. Hala hayatta. Öldü tabii ki. Dark Souls ölmek demektir. Katamira. Adam çıldırdı. Buna söyleyecek pek bir şey yok. Katamira. Katamira eşittir izlenme. Yani çıldırmak izlenme demektir. Katamira. Malınıza zarar vermeden çıldırabilirsiniz. Katamira. Kızımız gazoz içiyor ve gazozu klavyeye döktü ve çıldırıyor. Alarm veriyor. Aa, bir şey fark ettim. Bu bir LOL yayınıymış. Bakın aşağıda LOL var, gördünüz mü? Başka bir şey buldum ama bu biraz korkunç. Twitch tehlikeli bir yer. Ve bu biraz önce izlediğimiz video 5 milyon izlenmiş. Peki neden? Çünkü kapak fotoğrafında sütyene dokunan bir kız var. Evet, bir tane daha Twitch faili var ama bu çok korkunç. O yüzden sansürleyerek size göstereceğim. Seviyor kız. Öpmeye çalışıyor kedisini ve kedisi takmıyor bile. Poposunu sallamaya devam ediyor. Biraz daha öpmek için yaklaştığında kedi son tırmalıyor. Of of of. Tırmaladı kedisi bak. Bak, şerefsiz bakış atıyor. Ağzına taştım onun. Bakışı attı kedi şu anda. Burayı sansürlemek zorunda kalacağım. Aa, kedi düştü. Orayı bir daha alabilir miyiz? Hem kızın gözünü tırmalıyor hem de sandalyeyi deviriyor bak. Ha, bir de sandalyeyi devireyim. Bu kedi birazcık psikolaşmış. Aa, kanıyor. Bakamam ben buna. Bunu bakamam. Geçebilir miyiz bunu? Bunu geçebilir miyiz? Ben fena aldım. Fena aldım. Vallahi fena aldım. Ek olarak bir şey göstereceğim. Bu bir YouTuber. Bir tane Vine'cı YouTube kanalında video hazırlarken bıçak şovları yapıyor. Ve size asla bıçaklarla oynamamanız gerektiğini öğreteceğim şimdi. Bakın bakın, meyveleri kesmeye çalışıyor bak. Meyveleri salak kocaman bıçaklarla. Çok kötüydü. Oh my god. Salak elini kesiyor meyveleri.
değişik bir bıçakla keseceğim diye. Böyle bir beyin olabilir mi? Neden bunu yapıyorsun? Neden bunu kendine yapıyorsun? Ama en azından videosundan kazandığı parayla yeni bir el satın alabilir. Yani mutlu olabiliriz. Bakın çok güzel bir tane daha bir şey göstereceğim. Bu komik ama biraz gülebiliriz. Sandalyede roketbol oynarken... Abi. Bu birazcık eğlenmeniz için de, bu o kadar kötü değil tabii ki. Sandalyelerle ilgili o kadar çok kötü olay var ki, o yüzden sandalyenizi asla sevmeyin, ona kötü davranın. Katamira, katamira. 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 5 milyon izlenmem nerede? Bunu bütün sandalyeden düşen insanlar adına yaptım. Beni sakın yargılamayın. Bununla bir şey var. Oyunda yenildiği için çok sinirlenen bir arkadaşımız var. Artık bunlara alıştık aslında. Bunların hepsi Katamira tekniği. Bakın. Manyak. Duvarı kırıyor. Manyak herif. Duvarı kırdı. Sakın böyle şeyler yapmayın. Size çok ilginç bir şey göstereceğim. Bunun nasıl olduğunu anlamadım. CS oynayan bir arkadaşımız var ve bir anda bilgisayarı update atmaya başlıyor. Ve adamın yayını kapanmıyor. Bakın. Hala kıpırdayabiliyor. Bilgisayarı update atıyor. Ve yayın hala devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Bunlar asla öğrenemeyeceğimiz saçma şeyler. Şimdi biraz da korkan yayıncıları izleyelim. Aynı yerde korkan başka bir kız. Ama bu izleyeceğiniz kızlardan daha beter. Bu bir erkek. Oh my god! What the fuck? What is that? Oh my god! Oh my god! Fuck is that? Ben buradayım. Sizi korkuttuysam çok özür dilerim. Bunu yapmak istememiştim. Oh my god! Oh. Tamam, birincisinde korkmayanların ikincisinde korkmasını istediğim için bunu yaptım. Özür dilerim. Üçüncü olmayacak, merak etmeyin. Dünyanın en şanssız yayıncısıyla tanışın şimdi. Güzel güzel yayınını yaparken... Kızın aklından geçen düşünceler aynı şöyle. Senin gelmişini, geçmişini, yedi sülaleni... Are you fucking kidding me? Benimle taşak mı geçiyorsun diyor. Kedi yıkıyormuş. Bakın kedi yıkıyor arkadaki şeyi. 1 milyon izlenmiş bir video göstereceğim. Videonun adı da en büyük memesi olan 5 yayıncı. Tabii ki de videonun içinde ne olduğunu göstermeyeceğim. Ama sadece 1 milyon izlendiği için teorimi kanıtlamak istedim. Canlı yayında kendini ağda yapan bir adam. Bu çok acıtacak. Çok güzel ve komikti. İtiraf edin. H1Z1'de adamı öldüremeyip çıldıran bir adam. Kendine gel adamım. Bunlar hiç yetişkince davranışlar değil. Ah. CSGO ESL liginde herhalde yayının açık olduğunu unutmuşlar ve böyle bir görüntü çıkıyor. Okay. Alright, cool. Whatever you prefer. Season 4 championships in Brazil, baby. You happy to be here? Adamın götüne şaplak attı. Tamam, bu normal bir şey. Ben de insanların poposuna şaplak atabilirim. Ama önemli olan şaplığın çok güzel olmasıydı. Bakın. Lak 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 lak. Çok güzel. Çok fazla oyun oynamayın. Yoksa çıldırabilirsiniz. Katamira tekniği. Katamira. Get this shit off me! Get this penis off me! Yırtamıyorum. Acını paylaşıyorum kardeşim. Her neyse, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bayağı komik canlı yayın feilleri vardı. Ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bu feilleri izleyip bir de üstüne aynısını yapmam çok daha eğlenceli oluyor. Ve yeni taktikler öğreniyoruz sizlerle birlikte. Bu taktikleri unutmayın. Çok önemli taktikler bu videoda öğreneceğiniz şeyler. Memeler izlenme demektir.
Katamina tekniği de izlenme demektir. Çok izlenmek istiyorsanız çıldıran büyük memeli bir kadın olmalısınız. Bunun zaten canlı örneklerini biliyorsunuz. Her neyse, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve şuradaki butona tıklayarak, tam şuradaki butona tıklayarak çok güzel bir videoya gidebilirsiniz. Tıklayın ona. 20 saniyeniz falan var tıklamak için. Sizi çok seviyorum. Siz nereden gelsiniz bunu unutmayın. Güzel bir videoydu. Daha ne söyleyecek bir şey bulamadım. Kendinize iyi bakın. Siz süper insanlarsınız. Size şu an övüyorum. Yağ çekiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.